Herkese merhaba, Denedik Bize hoş geldiniz. Evet, bugün size Hasbro Marvel Legends Infinity Gauntlet ürününü anlatacağım. Gaming İstanbul'da 1000 liraya Dreamers figürün standından satın almıştım. O zamandan beri evimde sergiliyorum. Daha çok yani kullanmaktan çok, çünkü ne yapacağım bütün gün bununla. Harika bir koleksiyon ürünü bence. İçine komple elinizi sokup, bunun içerisinde küçük ipler ve halkalar var. Parmaklarınızı onlara yerleştirip komple kontrol edebiliyorsunuz ellerini. Hatta şöyle içinde gösterebilirim size. 4 adet kalem pil de çalışıyor. Aynı metalmiş gibi ses efekti çıkartma özelliği var. Aynı zamanda da Thanos'un filmde güçlerini kullanırken çıkan sesler gibi ses efektleri de çıkartıyor. Hoparlörü burada, pil haznesi de burası. Bunun kapağı kaldırıp vida ile açıp içerisine pilleri yerleştiriyorsunuz. Onun dışında herhangi bir kapatma tuşu yok. Her zaman açık halde. Yani sergilerken bunun ışıkları bir süre sonra sönüyor ama elinize aldığınızda, direkt taktığınızda ses efektiyle birlikte ışıkları yanıp tekrar kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Çok gürültücü bir şey. Yani sesi bayağı yüksek çıkıyor. Her bir sonsuzluk taşının kendine ait LED'i var. Birer tane. Bir tek sanki şuna birazcık daha fazla ışık konulabilirmiş. Yani bunun içerisinde tek bir yerden ışık geldiği çok belli oluyor. Metal gibi görünmesi için altın renkli, altın filmdeki gibi boyanmış. Boyası güzel. Sadece parmakları oynatmak zorunda değilsiniz çalıştırmak için. Bu şeye de bastığında direkt zaten kendi kendine çalışıyor bu. Valla ben bunu Şubat'ta aldığımda pil taktım. Ara ara kullanmama rağmen pili bitmedi. Zaten hani sürekli elimde takıp oynatmıyorum ama öyle süper çok bir pil harcamıyor. Bu ürünün bir başka muhteşem bir kullanım yeri daha var. Ben bu ürünü bayağı kedimi terbiye etmek için kullanıyorum. Çok korkuyor bundan. Neden hiçbir fikrim yok. Belki de hani bunu elime taktığımda bir elim diğer elimin yanında küçücük kaldığı için garip geliyor, anlamıyor mu? Hiçbir fikrim yok. Mesela mutfak tezgahına çıktığında takıyorum elime, in diyorum Loki aşağı, hemen aşağıda. Oyun oynarken çok mısırmaya başladı. Hemen daha buna elimi uzattığıma kaçıveriyor kendisi. Kesinlikle %100 garantili muhteşem bir kedi terbiye eldiveni. Fiyat olarak bir tık fazla bence. Ha, koleksiyon ürünü olarak ben ilk çıktığı, daha ilk Hasbro'nun çıkmasına böyle bir 5-6 ay kala bunu duyurduğunda direkt bunu ben nasılsa alacağım diye kafama koymuştum. Ben çünkü deli gibi Marvel takip ediyorum. Hayranıyım. Figür biriktiriyorum. Çizgi roman biriktiriyorum. Yani evimde resmen bir Marvel tapınma köşem var. Bu da onun en tepesinde duruyor şu an. Replika almaktansa kontrol edilebilir, kendisine has bir özelliği olan bir Infinity Gauntlet almak açıkçası benim daha kafama yattı. Kötü yanına gelecek olursam, yani bu eldivenin bütün film boyunca en büyük işlevinin parmak şıklatarak evrendeki insanların yarısını yok ettiği olduğunu izleyen herkes zaten filmi veriyor. Spoiler edilseniz de geçmiş olsun artık. Yani yıl olmuş 2020, Infinity Gauntlet'ı bilmeniz lazım. Parmak şıklatamıyorsunuz. Orta parmakla baş parmak bayağı bu kadar da kalıyor birbirine. Yani parmak şu hareket yapılamıyor. Şuraya bir eklenme eklemeleri gerekiyor. O konuda bilmiyorum hani nasıl yapabilirler diye. Bir tek onu yapamıyorsunuz. Onun dışında bence kötü bir yanı yok. Şu anki satıldığı fiyat 1400 lira. Yine Dreamers figürden baktım. Ben aynı satın aldığım yerden. Şu an 1400 liraya satılıyor. Koleksiyonunuz varsa, koleksiyonunuza böyle bir şey eklemek istiyorsanız bence kaçırmayın. Kesinlikle çok güzel bir parça. Evde sergilemek için harika. Karanlıkta şu tuşa basıp böyle yaktığınızda sadece bile çok güzel gözüküyor. Ben çok severek aldım. Çok severek evimde sergiliyorum. Diğer videolarda da görüşürüz. O zaman bye bye.